Cümleten selamlar aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu arada üye arkadaşlar, Allah'tan bir mani gelmezse artık herhalde haftada iki defa falan sizinle canlı yayın yaparız. Çünkü yeterli sayıya ulaşıldı gibi duruyor çıkanlar olmazsa. Ama aynı zamanda üyeliklerinde üye olan arkadaşların da şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Bakın kanalımızın ana sayfasına giriyorsunuz. Orada bir video var. Oradaki seçenekler içerisinde bir yer var. Ee, yani ne diyeyim e, açarak söyleyeyim. Yani ana sayfa var. Videolar, oynatma listeleri, topluluk, üyelik, mağaza, kanallar diye o topluluk kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Yani üye olduğunuz zaman orada o kadar çok duyum var ki. Birçok arkadaşımız, abone arkadaşımız... Orada sadece abonelere açıkları görüyorlar. Orada üyelere açık duyumları bir görseniz zaten şey yapmasınız. Ama bazı üyeler de bilmiyor bunu. Yani topluluk kısmını neresi diye soruyorlar. Topluluk kısmı orası arkadaşlar. Mağaza kısmı var burada bir şeyler üretip satabiliriz. Ama mağaza kısmına gerek yok. Bizim mağazalık bir durumumuz yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışında hakkında kısmı vesaire var. Ama sizin takip etmeniz gereken yer topluluk kısmı. Türk milli takımımız UEFA Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg'a deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gol yemeden <laughs> gerçi bir tane yedi ama Ferdi <laughs> Kadıoğlu güzel bir gol attı ama sayılmadı. Gol yemeden grupta liderliğini sürdürüyor. Bilmiyorum yani e, bir jenerasyon var, ortada bir oluşum var. Bu oluşumdan memnun musunuz bilmiyorum ama beni çok sarmadı açıkçası. Hani benim bir tezim vardır 450 dakika izlemeden bir futbolcu hakkında konuşmam diye. Yaklaşık 270 dakika izledik. Milli takımın uzatmaları falan filan çıkıyorum. Bilmiyorum ya. Doğru yolda değiliz gibi geliyor bana ama. Orada Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleri. Serdar Dursun milli takım formasıyla 7 maçta 7 gol. Bakın. 7 maç 7 kere 9 63 0 dekle de 630. 630 dakika yerine 238 dakika oynamış Serdar Dursun. 238 dakika ve 7 gol. Yani 34 dakikada bir gol atma başarısı. Müthiş bir başarı. Tebrikler Serdar Dursun gururumuzsun. Aynı zamanda Atilla Salay'ın 90 dakika oynadığı maçta Macaristan Almanya ile bir bir berabere kalmış. <laughs> Oğlum Macaristan Kur'an-ı Kerim'e mi rovaş kalktınız? Tövbe estağfurullah. Ekmeğimi çiğnediniz. İlk maç İngiltere. ikinci maç İtalya. Üçüncü maç Almanya. Hani dördüncü maç dünya karmasına falan mı yapacaklar aynı on dördünde? İnanılmaz ya. Ferdi demişken unutmadan söyleyeyim. Ferdi genç İtalyan'dan beş yaş. Genç Oğulcan'dan dört yaş. Genç Çikildao'dan üç yaş. Daha küçüktür. Ee, bunu bilmeyebilirsiniz çünkü Türkiye'de bir oyuncu genç olması için Galatasaray'da oynaması lazım. Fenerbahçe'nin de bir tane genç oyuncusu vardı. Genç Semih. Demiş Şentürk 33 yaşına gelmişti. Ben hala genç Semih diyordum. Sadece tek değilimdir. Orada milli takım demişken Fenerbahçe'mizin süperstarı Diego Rossi kafayla çakmış. Ya demek ki dün o kadar güzel dua etmişim ki Rabbim kabul etmiş. Arkadaşlar bakın iki tane videoda ya da üç videonun üçünde birden dedim ki inşallah Rossi bir de gol atar. İnşallah Rossi bir de milli takımda gol atar. İnşallah Rossi gol atar. <laughs> elhamdülillah dua kabul olmuş. demek ki tek ben değilim yani. Yoksa benim duamla olacak iş değil de. Ama elhamdülillah kabul olmuş yani. Şimdi Rossi gole çok yakın bir topçu. Gerçekten bak. Her türlü pozisyona girebilen bir topçu. Bu işin uzmanı. Hani Golü koklar ya böyle futbolcu. Genelde bunu forvetler yapar. Rossi de bu işin piri. Bak kötü topçu değil. Oyun tarzı size farklı geliyor. Çünkü sizin ezberlediğiniz kanat şu. Koşu yoluna top atılır. Koşar, topu alır. Adamı geçer, içeri kat eder. Kaleci karşı karşıya vur, gol. Bu olmadığı için size tuhaf geliyor. Hani oyun tarzı hoşunuza gitmediği için kötülüyorsunuz. Ya adamın gidip gol atmadığı, skor katkısı vermediği yer yok ya. Bakın zeki topçu. Bak böyle topçuyu 40-50'ye bulamazsınız. Hocam bizim sisteme uymuyor ya. Başkasına gitse ya etmeyelim en bak. Ha 5-0 Panama'yı yenmişler. Hazırlık maçı. 61. dakikada oyuna girmiş. 77'de gol atmış mesela. Müthiş. Müthiş. Ha ben şunu söyleyeyim. Rostov için 12 milyon euro teklif gelecekti. Eee bizimkiler şimdi 12'yi de kabul etmezler. Bakalım neler olacak ama ben diyorum eğer Az buçuk Jesus'u tanıdıysam Jesus'un elinde çok farklı bir rostiye çevrilir. Gergin Ataman biz şampiyon olacağız şimdi onlar düşünsünler pazartesi de kazanıp ülkelerine o kupayı bir kez daha kazanmaya gideceğiz herkes rahat olsun demiş. Önce şunu söyleyeyim Allah'ın gazabı, öfkesi ve laneti hak yiyenlerin üstüne olsun. Hem de milyonlarca kişinin hakkını yiyenlerin üstüne olsun. Yani Anadolu Efes'te galibiyeti 103 sayın 66'sını atan hakemler getirmiş. İşte pardon. Larkin'le Miçic geçirmiş. Fenerbahçe'de 21 sayıyla en skor isim Henry olmuş. Yani hakemlerin performansı inanılmaz. Lan ben basketboldan anlamıyorum. Yani çok anlamıyorum. Hani o delikten topu sokarım yani güzel basket atışlarım vardır ama hani üçlük, ne bileyim step hatta hücum faul falan onları bilirim yani az buçuk. Ama çok çok kurallara hakim değilim. Fakat ya savunma faulü bilmem şey inanılmaz fauller çalınmış ya. Yani miç hiç basket atsın diye neredeyse orta sahadan faul. Hadi buradan 5 tane dene bakalım hangisi girecek. Üçlük sayalım dercesine. Ayıptır ya. Yazık günahdır emeklere yazık günahdır. Bak Fenerbahçe'den umudum yoktu benim zaten. Size ne diyordum? 2-0 öne geçeriz. Görün bakın 2-0'dan biz 3-2 veririz. Çünkü Fenerbahçe olmak bunu gerektirir diye. Fenerbahçe basketbolcularına diyorum ki azıcık gururunuz varsa hakemi de yenin. Hakemi de yenin ki, hani o Sinan Erdem'de birilerinin karşısında kupa kaldırıp Fenerbahçe taraftan coşturun. Rossi'ye dua ettim, kabul edildi. İnşallah sizinkine de dua ediyorum. İnşallah Sinan Erdem'de skoru 3-1'e getirir, şampiyon olur, dönersiniz inşallah. İnşallah şampiyon olursunuz. Siz şampiyon olursanız buradaki kardeşlerim de e, bu kanalın gelirinin bir kısmından ayrışı yaptığımız için Buradaki kardeşlerimize 3 tane videoda 3 tane ayrı ayrı reklam tıklasınlar inşallah. Ya da bir tane reklam tıklasınlar. Nasıl olsa gelir güzel yerlere gittiği için de güzellikleri ortak olsunlar. Bunu da söylemiş olalım. İnşallah da Fenerbahçe kazanır. Şimdi gelelim Fenerbahçe duyumlarına. Sercan Hamzoğlu özel bir haber vermiş. Daha önce yayınlarımda belirttiğim üzere Jorge Jesus'un listesinde eski öğrencisi William Carvalho da var. William Carvalho. Portekiz milli takımında da oynayan Real Betis'te oyuncunun bir yıllık bu var. Gelecek hafta oyuncunun kulübüyle bir görüşme yapılması planlanıyor demiş. Şimdi birçok arkadaşım bana eleştirilerde bulunmuş. Hocam he, hani ayın 13'üne kadar 5 tane transfer vardı. Arkadaşlar ben böyle bir şey söyledim mi? Ağzımdan böyle bir şey duydunuz mu? Hocam sen söylemedin de şu söyledi bu söyledi. Arkadaşlar ona söyleyin. Kim ne söylediyse ona söyleyin. Ben kendi söylediklerimden mesulüm. Bakın başka bir şey takip edemiyorum. Normalde ben her canlı yayınıma videonun tekrarını izlerdim. Ne olur ne olmaz diye tekrarını izlerdim. İzleyemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ha ben şunu söyledim. 17'sinde 20 arasında bekliyorum. O da bulursa bir kişi hadi taş çatlasın iki kişi diye. 20'sinden önce kap beklemiyorum diye de ısrarla söyledim. Ama hocam şampiyonlar ligi elemesi var. Ama hocam ama hocam ama hocam. Ya bana ama hocam demenize gerek yok. Şimdi Mustafa Hoca'yı çıkın. Beni sadece Fenerbahçe'de bir kardeşiniz olarak gördüğünüz için bu kanalda olduğunuzu düşün. Yani duyum buyum önemli değil. Hadi birlikte mantık yürütelim. Kaç tane yabancı var Fenerbahçe'de? Birçok. Bakın birçok yabancı futbolcu var. Sosa'nın kontratı bitti gitti. Şimdi tek tek sayalım mı? Sayalım hadi. Kim Minji, Salahi, Tisserand 3, Novak 4, O'Sai Samuel 5, Kolkır gelecek altı. Lemos gelecek yedi. Tamam mı? Bak yedi. Ee, Luis Gustavo 8 Luis Gustavo 8 Crespo dokuz. Miha Zayt on. Max Mayer on bir. Tamam Max Mayer on bir. Tamam Bak iyi dinle bak. Mesut Türk sayılıyor. On Rossi on Pelkas on üç. Berisha 14, Valencia 15, Samat'ta 16. 16 tane yabancı var. Şimdi düz mantık 7 artı 4 uygulanırsa yabancı sayısı kaça düşecek biliyor musunuz? 12'ye düşecek. Yani Fenerbahçe'nin bir transfer yapması için 5 kişiyi göndermesi gerekecek. E peki 5 kişiyi göndermek mi daha kolay bir transfer yapmak mı? Hocam tabii ki bir transfer yapmak. O yüzden hemen transfer yapalım. Peki o bir transfer yaptıktan sonra 5 kişiyi gönderebilecek misin? Şimdi mantık yürütüyorum ben. Sadece mantık. Mantık yürütünce ne kadar doğru değil mi? Yani hocam doğru yani şimdi. Demek ki Fenerbahçe'nin futbolcu alması için gitmesi lazım birilerinin. Hadi çok çok iyimser düşünüyorum. Gaziantep Kolkra 1 milyon euro verdi aldı. Lemos'u feshettin 2. Max Mayer'i feshettin 3. Yine 13 kaldı. Samat'ta Arap Yarımadası'ndan teklif var diye bana duyum gelmişti. Arkası gelmedi arkadaşlar. Ne olur bak Mustafa Hoca bilsin bilmesin. Ö önemli değil. Ne olur dua edin de du du duyum doğru çıksın. Çünkü 4-4,5 milyon eurodan bahsediyorlardı. İnşallah doğru çıksın arkadaşlar. Lan varsın kimse bildi demesin. İnşallah çıkar. Ve Fenerbahçe'de ikinci bir soru işareti şu. Yıldızlarla mı donatalım takımı? Yıldızlar ve genç karması mı yapalım? Yoksa full verimlilik puanı yüksek futbolculardan da yani Türkçesi şu takıma takıma Mesut Özil buz alıp yanlarına Crespo Salahi Rossi falan beklerim yoksa alacağımız transferlerin hepsi Crespo Rossi Salahi tarzım olsun diye bu soru hala cevap bulmadı bu çok önemli normalde anlaştığımız birkaç tane isim var arkadaşlar her konuda detayına kadar anlaştığımız ama sıkıntı Mesela sol bek hiç düşündünüz mü arkadaşlar Solbek bek transferini? Niye mesela ben Solbek bek duyumu vermiyorum? Hiç düşündünüz mü? Ne bile hocam kafayı yedin herhalde ondan vermiyor. Şimdi Solbek transferi için Fenerbahçe'nin acele etmesine gerek yok. Uygun koşullar lazım. Novak, Ferdi Kadıoğlu, Atilla Salahi üçü de sol oynayabiliyor mu? Oynuyor. Hatta zorlarsan Burak kapacak da oynayabiliyor. E şimdi düşündüğün zaman Ferdi'nin performansı ortada. Salahi oynayabiliyor ortada. E Salahi gitmeden Ferdi zaten gitmeyecek. Yani e, Novak gitmeden nasıl alabiliyorsunuz? Anladınız mı arkadaşlar sıkıntımızı? Belki belki 1 Temmuz'a kadar bir tane ancak kap olur. Şartlarda. Hocam gelecek, alışacak. Valla ben Jesus kadar bildiğimi zannetmiyorum. İkincisi Vinicius Souza. Bu arkadaşı bana çok övdüler. Ee, birkaç videosuna bakayım edeyim dedim. Yani benim izlediğim Vinicius Souza yani merkez orta saha olan Vinicius Souza tıpkı yani tıpkı <laughs> Crespo gibi bir adam. Gözünü daldan budaktan sakınmıyor. Güzel hopluyor. Güzel zıplıyor. Güzel pırttırıyor. Güzel cırttırıyor. Güzel zırttırıyor. Zamanında Lomel TK ve Belçika kulübü Flamengo'dan 2.5 milyon euroyu almış 5 Ekim 2020'de. Almışlar elemanı oynatmamışlar. Sonra bir sene sonra kiralamışlar. Kiralandığı takımda coşmuş 4.5 milyon euro piyasa değerine yükselmiş. 35 maçta 2 gol 1 asist. 2.971 dakika. Şimdi ben Vinicius Souza'na ilgili bir şeyler söyleyeyim size. Diyor ki Vinicius o Jesus yani ortalama şey Jesus diyor ki pardon o ortalama üstü bir futbolcu olacak. Bunu şimdiden söyleyebilirim diyor. Vinicius Souza'nın Kendisi de diyor ki eee Flamengo altyapısından çıkaran teknik direktör olan Jesus hakkında konuşuyor. Diyor ki: "Her gün azarlandım. Jesus ile topsuz oynamayı öğrendim. Bu Avrupa futbolunun nasıl bir şey olduğunu anlamama çok yardımcı oldu. Boşlukları kapatmayı öğrendim." diyor. Şimdi Jesus da o ortalama üstünde bir futbolcu olacak bunu şimdiden söyleyebilirim diyor demişti zamanında. Bakın, olası bir satışta Flamengo'nun sonraki satıştan 40 pay hakkı var yani 5 milyon euro aldıysan 2 milyon eurosu Flamengo'ya gidiyor Ama bir iki buçuğun üstü diye Düşünüyorum Yani Herhangi bir net bilgiye sahip değilim Ve Souza için takımının 9 milyon euro istediği duyumcular tarafından sosyal medyaya verilmiş Keşke deselermiş Mustafa Hoca bunu çoktan söyledi diye Arkadaşlarım Yaş 22 sen Crespo'yu 25'e falan sat şey 15'e falan lan 25'e mi gidecek? Hadi inşallah bakalım. 25 teklif etse de ben satın derim. Şimdi sen Crespo'yu 15 falan teklif geliyor ama zor. Bu Vinicius arkadaşımız 9 milyon euro etmez. Çünkü gelişme hazır. 4.5 o da çok zor ama 4.5 edebilir. Taksit taksit verirsen. Bu kardeşimizi imkansızlar listesine atmıyorum ama bir yerde dursun. Bir de bir şeye dikkat ettiniz mi? Hep orta saha isimleri çıkmaya başladı. Bak. William Carvalho, Vinic değil mi? Andre Franco'yu konuşuyorlardı. Lincoln hemen ön Demek ki Fenerbahçe orta sahasında çok ciddi bir sıkıntılar var. Demek ki şu şu herif Zaytsı, Mert Hakan'ı falan yetersiz görüyor ya. Hani Ozan Mozan gidici, Mesut Özil tırt, bir tek Arda Güler var. Ben ısrarla söylüyorum. Fenerbahçe'de bugün orta sahada oynayabilecek 3 tanesi var. Crespo, Mert Hakan, Arda Güler. Başka yok. Hocam İsmail Yüksek gelecek. Lan bu adam İsmail Yüksek'i beğenir mi? Böyleleri var ki. Adam bak yıllardır dikkat edin. Her gelen bir ön libero alıyor. Her gelen bir ön libero alıyor. Bu adam ön libero değil 8 alma peşinde. Bu arada William Carvalho'yla ilgili de şunu söyleyeyim. Tekrar tekrar hatırlatayım. Biz 4'e falan bitirebilirsek alabiliriz. Hocam hangi parayla? Parayı dert etmeyin. Buruma. CESUS yönetimden Buruma'nın alınmasını istedi diye duyumlar var. Ben de ısrarlı bir şekilde diyorum ki Buruma Türkiye'ye gelmeyecek. Hatta şunu söyleyeyim. Hani Fatih Terim bir futbolcu istiyordu, Fenerbahçe alıyordu, o da Fenerbahçe'de tutuyordu ya. Şimdi Jesus Bruma'yı istemiş ya, emin olun Brezilya Ligi'nden bir takım alır. Brezilya demişken Marcelo, işte kafa karıştırıcı isimlerden bir tanesi Marcelo. Hani diyorum ya size, biraz e, yaşını başına almış yıldızlar mı alınmalı diye. Şimdi Real Madrid'den ayrılan, ayrılan Marcelo için Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan teklifler varmış. Ama en güzel teklif, en cazip teklif Türkiye'den demiş. Marka gazetesi doğru. Ee, bunu da konuştuk. Rus basını bir iddia ortaya atmış. Onu da konuşalım. Ya pazar günü <laughs> yani bugün muhtemelen bir tane video anca atarım. Zaten cumartesi gece 23.45'teki video hepinize yeter. Şimdi müthiş bir iddia. Ortaya atılan iddia müthiş. Ben çok hoşuma gitti. Niye? Rus basını 25 yaşındaki forvet Mateo Casserra'nın menajerinin yaptığı açıklamaya göre futbolcuna ilgilenen takımlardan biri de Fenerbahçe. Arkadaşlar hiç girip baktınız mı? Ya da sosyal medyada denk gelmişsiniz de şimdi beni yemeyin. Kolombiyalı golcü 26 Ağustos 2021'de Sochi'ye belenen sesten 1 milyon 200 bin euroya geliyor. İşte scouting budur. İşte scouting budur. Portekiz yeniden alıyor bak. 2023'e kadar sözleşme var. Bir yılda opsiyonlar. Futbolcu zaten çabuk kurtulayım diye de az yapmış. Kendine de güveniyor demek ki. Arkadaşlar 13 Nisan 1997 doğumlu. 25 yaşında. 1.79 boyunda Santrafor. Barbaco doğmuş. Kolombiya'nın. Bu şey var. ne ee, Nedimeler çarşısı var. Onu geçtikten sonra ileride e, pazar yeri var. Pazar yerinden sağa dönüyorsun. O taraflarda bir yerde evi. <laughs> ne anlatıyor hocam ya. Şimdi <laughs> arkadaşlar elemanımızın Rus ligindeki performansını anlatıyorum. Yani maşallahlık bir performans. 26 maç ama 2212 dakika. Yani Mustafa Hoca Stayle ile 24 maç. Hemen hemen de 90 dakika oynamış her maçta. Kaç gol atmış biliyor musunuz? 14 gol 6 asist. Yani 20 gollük gol katkısı. <laughs> 2212 dakikada. İnanılır gibi değil değil mi? Yani hemen hemen her maç başına bir tane gol katkısı var. Bence aradığımız kan olabilir bu arkadaş ya. Hocam Barbosa'yı vermiyorlarsa bunu alalım. Ben şimdiden sevdim diyecek arkadaşlar da duyabiliyorum. Ama bizim hakemler ne yapar? Bizim ligimizde ne yapar? Ha hakem demişken aklıma güzel geldi hakem. Hakem Halil Mutmeler ve ekibi Polonya-Hollanda maçını yönetmişler. Daha doğrusu yönetememişler. Önce Polonya'nın sonra Hollanda'nın golünü offside diye vermemiştir. Ama ikisi de Vardan eee, tahmin edin ne karar çıkmış. İkisine de gol kararı çıkmış. Var uyarmış. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz demiş. Bak o kadıdın bayrağı alın gelin ben oraya. O bayrağı elinden alın demişler. Son dakikalarda da görmedikleri bir 50 oynama var. Var çağırıp penaltıyı verdirmiş. Bildiğim kadarıyla uluslararası arenalarda var hakemleriyle orta hakem ve yardımcılarının milliyetleri farklı arkadaşlar. Keşke bizde de aynısı olsa. Mesela orta hakemler değil de var hakemleri yabancı olsalar. Hiç değilse yüzde elli oranında düşer hatalar. Evet. Forvet demişken unutmadan söyleyeyim. Erison. Erison'u bana da çok soruyorlar. Meşhur duyumcu Yağız Sabuncuoğlu da Erison'la ilgili demiş ki Erison iyi bir topçu. Botafogo forması giyiyor. Serbest kalma bedeli 5 milyon euro. Ancak Fenerbahçe hiçbir resmi teklif yapmadı demiş. Fenerbahçe'nin resmi teklif yapacağı bir ortam yok ki arkadaşın arkadaş için istedikleri parayı duyduktan sonra Fenerbahçe'ye boş ver diyor. Yine Yağız Sabuncuoğlu demiş ki Trezeke Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ama Fenerbahçe'nin resmi bir teklifi yok. Bakın bu şey haberdir. Menajer haberidir bu. Bilenler bilir. Bu menajer haberidir. Yani menajer der ki ya kardeşim hadi şu Trezegen'e ilgili bir haber yap da Fenerbahçe almak zorunda kalsın. Yani diyebilir. Ya yaş 27. 1 Ekim 94 doğumlu 28 olacak. 1.79 boyunda Mısır milli takımında 53 kez formasını giymiş 6 gol var. Ben lige gelmiş kiralanmış. 15 maç bu sezon toplam. 7 gol 4 asist 1114 dakika. Yani Yaklaşık 13 maçta 7 gol 4 asist. Yaklaşık 13 maçta 11 gollü gol katkısı. İnanılır gibi değil. Ben daha enteresanını söyleyeyim. Menajeri diyor ki 3-4 milyon euroya bon servisimi alırım ama bana da biraz sakal verin. Ne Fenerbahçe ne diğerleri yanaşmıyorlar. Düşünün bak Galatasaray, Beşiktaş hepsinin ihtiyacı olan bir futbolcu ama kimse almıyor. Sizin de aklınıza başka şeyler geliyor değil mi? Yani niye alınmadığına dair. Geliyordur geliyordur. Gelmiyorsa sıkıntı. Ha ben söyleyeyim. İsteyelim yarın Trezege Fenerbahçe'de. Yarın da değil. Bugün akşam. 23.59'a kadar açıklanır. Ama ne istediği yıllık ücreti verebiliriz ne de başka şeyler. Bruno Henrique. Bruno Henrique de transferde düşünülen isimlerden birisi. Bu da çok soru işaretleri olan bir isim. Normalde Bruno Henrique için ben %100 derdim. Ancak duyumcu arkadaşlarımız sağ olsunlar her şeyi duyum olarak vermek gibi bir huylar olduğu için Brezilya basınında da bu transfer yankı uyandırdığı için taraftarın da iyi bir baskısı olduğu için çok çok sıkıntı. Şimdi Bruno Henrique ee, şu aşamada olmayacak gibi. Şu aşamada. Bakın şu aşamada olmayacak gibi. Bazı pürüzler var ama Fenerbahçe uğraşacak gibi. Bu böyle giderse bir haftadan önce zaten 20 Haziran'dan önce kesinlikle bitmez. Ha futbolcu kanadında bir sıkıntı yok. Ama yani hani diyorsunuz ya, ya, hocam biz burada konuştuk diye transfer iptal olur? Bırak Allah'ını seversen saçmalama diyorsunuz ya. Demeyin. Şimdi size bir sorum olacak. Atilla Salah'ı 8 milyon euroya Napoli'de desem. Uyduruyorum. Tamamen uyduruyorum. Tepkiniz ne olacak? Sosyal medyayı birbirine karıştıracaksınız. Hocam 20 yani 24 bin abonelik kanalı ya Allah'ını seversen kim duyacak sesimizi? Yazın bakalım sosyal medyaya. Bak troll için yazın. Napoli ile 8 milyon euroya anlaşmışız. Ali Koç'tan bunu beklemezdik yazın. Bakın bakalım akşamına ne oluyor? Hashtag çalışması bile başlar. Napoli işte Salah'ı 20'den aşağı satılamaz. Hainliktir şöyle böyle diye. Bakın 24 bin kişi. Lan 24 bini geçin. Benim Twitter'da takipçim çok az. Yani sayı olarak çok az. Milletin 500 bin tane 100 bin tane takipçisi var. Benim o kadar yok. 2000 ne takipçim var. Fenerli Duyum. iki tane M var sonda. Fenerli Duyum. Yani bu hesabı kullanıyorum. Mustafa Hoca 1907 hesabı da benim. Yani ee, yani 3000 takipçim yok herhalde. Düşünün. Orada yazsam bakın bakalım akşamına ne oluyor. İşte transferde de böyle. Şimdi Lincoln Henrique. Merkez orta saha. Ben bak bu çocuk için şunu söyleyeyim. Bana kalırsa %100 Fenerbahçe'nin topçusu. Bana kalırsa. Ama bu çocuk için de ortalığı karıştırdılar. Hatta bu çocuk için yanlış şekilde ortada karıştırdılar. Keşke sussalardı. 24 saat sussalar da yeter de. Ee, şimdi Santa Clara'ya bonuslarla 3.5 4 verilecekmiş. Lincoln'un maaşı da 700 bin euroymuş. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum ya. 700 bin euro. Hatta 650 bin euro diye hatırlıyorum. <laughs> 3.5-4 arası. Ben bunu hatırlıyorum bir yerden ama nereden hatırlıyorum? Bilmiyorum ya. Siz biliyorsanız videoyu beğenin iyi mi? Nereden hatırladım? Şimdi bak son olarak da şu cümleleri kurayım. Bak Ferdi 1, Rossi 2, Altay 3, Serdar Dursun 4, Atilla Salahi 5. Bunlar milli takımdalar ve hazır dönecekler. Hazır dönecekler. Kim Minji, Crespo, hatta Berisha. Bunlar antrenmanlara epey erken başladı. Yok. Hatta Kim Minji ile Crespo bir 5-10 gün oluyor. 10 gün oluyor. Bir 10 gün erken başladılar. Pelkas Hakeza, Osayi, Mert Hakan, İrfan, Berisha. Bunlar da kondisyonlu antrenman yapıyorlar. Yani şu an için bakın dikkat edin. Ferdi, Rossi, Altay, Serdar, Salahi 5. İminci, Crespo 7. Osayi 8, Mert Hakan 9, İrfan 10, Berisha 11. Pelkas 12. Burak Kapacak 13. Dikkat edin futbolcular hazırlanıyorlar. Yani Hani diyorsunuz ya, hocam ya kampa katılmayan futbolcular tırt. Ya kim diyor kampa katılmayacaklar tırt? Kim diyor? Arkadaşlar Fenerbahçe kampı yani dronla mronla çekim olmayacaktır belki ama yani bu sene o sene dedirtmeyecektir belki ama kolej havası dedirtmeyecektir belki ama çok canlar yakacaktır ben eminim. Fenerbahçe'nin kampı çok canlar yakacaktır bak ben eminim. Kesinlikle eminim. Başka çare yok. Fenerbahçe'nin kampı gerçekten çok canlar yakacaktır. Bak futbolcular ilk defa bu kadar ciddi almışlar. İyi teknik direktörün şeyini anladınız mı? Allah aşkına ne Vitor Pereira'yı salladılar, ne Erol Bulut'u salladılar. Kokuyu bile sallamamışlardı. Geç kokuyu sallayanlar vardı. Ama o zamanlarda diyorum, durum bu kadar kötü değildi. Tepkiler bu kadar ağır değildi ya belki de ondan da. belki de ondan da arkadaşlar. Ama şimdi sevindirici taraf bu. Bakın Fenerbahçe iyi yolda ama şu sorunun cevabını e, vermek için yani tecrübeli ve gençlerimi alalım yatırımlık yoksa komple mi yatırımlık alalım diye bilmiyorum çok çok ilginç. E, bu sorunun cevabı zor. Yoksa ha tecrübelerden birkaç kişi var anlaşılan her konuda. Hani açıklaması çok bir şey sürmez. Hemen yarın açıklanabilir hemen bugün de açıklanabilir ama ortada böyle bir durum var. Fenerbahçe transfer gündemini konuştuk arkadaşlar. İnşallah beğendirebildim size videoyu. Görüşmek üzere.